Merhaba, bu videomda sizlere sezaryen doğumdan bahsedeceğim. Sezaryen doğumun doğal olmadığı durumlarda karın ve rahmin kesilerek bebeğin alındığı cerrahi bir işlemdir. Çok nadir durumlarda bu yöntemle rahimdeki ölü fetusunda alındığı olur. İlk modern sezaryen 1881 yılında Alman jinekolog Ferdinand Adolf Kehrer tarafından gerçekleştirilmiştir. Sezaryen genellikle vajinal doğumun bebeğin veya annenin sağlığını riske atacağı durumlarda gerçekleştirilir. Son yıllarda sezaryen doğum Çin'de %46 gibi bir rekor seviyeye yükseldi. Diğer Asya, Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde ise bu oran %25 gibi bir seviyededir. ABD'de sezaryen doğum oranı 2007 yılında %31,8 olarak tespit edildi. Avrupa ülkelerinde ise bu oran çok büyük farklılık göstermektedir. İtalya'da sezaryen doğum oranı %40 iken bu oran Nordik ülkelerinde yalnızca %14'tür. Etimolojisine bakacak olursak, eski Roma hukukunda doğum sırasında ölen annenin bebeğinin rahminden kesilmesi gerektiği yazar. Bu konunun kadınların hamile olarak gömülmemelerini söyleyen dini söylemlerden doğduğu söylenir. Vajinal doğum sonrası hayatta kalmayacağı düşünülen anneye hamileliğin 10. ayında en azından fetüsü koruma amaçlı bu yöntem uygulanır ve fetüs rahimden çıkarılırdı. Romalı lider Julius Caesar'ın bu yöntemle doğduğu spekülasyonun gerçek olmadığı ortaya çıkmıştır. Her ne kadar Romalılar döneminde sezaryen gerçekleştirilmiş olsa bile hiçbir klasik kaynak o dönemde böyle bir doğumdan sonra hayatta kalabilmiş bir anneyi kaydetmemiştir. Sezaryen doğum sonrası hayatta kalmayı başarabilmiş anneyi kaydeden en yakın tarih milattan sonra 1500'lü yıllardır. Caesar'ın annesi Arlacotta ise milattan önce 100'lü yıllarda yaşamıştır. Sezaryen kelimesini kesme anlamına gelen cadere kelimesinden üretildiği iddia edilir. Gorgias Filonus Sezanus'un Büyük İskender'in tanrısal doğumu ile ilgili söylentilere bir karşılık olarak Julius Caesar'ın atalarından biri için Ab utero Caesar rahimden kesilen bu ifadeyi kullandığı söylenir. Bu olay ve Sezar adı böyle yanlış bir etimoloji hatası meydana getirmiş olabilir. Oxford İngilizce Sözlük'te ise bu kelimenin Ciadare'den türediğine dair bir bilgi yoktur. Sezaryen'in Julius Caesar veya Romalı diğer imparatorlarla bağlantılı olduğu başka dillerde de görülür. Örneğin modern Almanca, Danca, Felemenkçe, İsveççe ve Macarca'dan sezaryen kelimesi sırasıyla Kartenschins, Kejarsiz, Kejzatane, Kejarsens olarak geçer ve bu tam olarak imparator kesimi anlamına gelir. Almanca Kaiserschmidt kelimesi aynı zamanda Japon ve Kore dillerine de aynı anlamda geçmiştir. Tarihçesine bakacak olursak, sezaryen doğumda anne adayın hayatını yitirmediği ilk operasyon 1500'lü senelerde kaydedilmiştir. Ancak bu dönemlerde anne adanın sezaryen ile hayatını kaybetme riski %80'lerden fazlaydı. Bunun sebebi ise doğum sırasında meydana gelen kan kaybının durdurulamamasıydı. Amerika'da gerçekleştiren ilk başarılı sezaryen doğum ise 1974 senesinde West Virginia eyaletinde gerçekleştirilmiştir. İngiltere'de ise uygulanan ilk başarılı sezaryen operasyon 1815 yılında yapılmıştır. İtalyan profesör Edora Porro 1876 senesinde sezaryen ile doğum yapan kadınların operasyon sırasında rahimlerin de alınmasına gerektiğini öne sürmüştür. Bu sebeple de ameliyatlarında doğumdan sonra rahmi de alınmıştır. Bu sayede kanamayı durdurduğunu ve enfeksiyon riskini azalttığını düşünmüştür. Sezaryen operasyonlarda kendiliğinden eriyen dikişler henüz kullanılmamaya başlamıştır. Kendiliğinden eriyen dikişler enfeksiyon riskini azaltmaktadır. Dikiş atılması ve dikişlerin alınması enfeksiyon riskini arttıracaktır. Enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla 1928 senesinde penisilin geliştirildi. Günümüze kadar sezaryen operasyonları oldukça geliştirilmiştir. Annenin ölme, kanama, enfeksiyon riskleri ciddi oranlarda azalmıştır. Günümüzde sezaryen operasyonlar rutin şekilde uygulanabilen doğum yöntemi olarak da kabul edilmiştir. Ancak sezaryenin bir ameliyat olduğu unutulmamalı ve yalnızca gerekli durumlar uygulamasının sağlıklı olacağı akıldan çıkarılmamalıdır. Belirlenmesi. Eğer bebek anne karnında yan duruyor ve anne adayının doğum yolu tamamen kapalı ise normal yollar ile doğum yapmak imkansız bir hal alır. Şayet bebek çok iri ise yine sezaryen tercih edilmesi gereken doğum yapma yollarındandır. Doğum yolu başlangıcında bir darlık söz konusu ise, doğum yolunun önü kapalı ise bebek kesinlikle normal yol ile dünyaya gelemez. Bu nedenle sezaryen yapılması en uygun olan yöntemdir. Gebelik boyunca anne adaylarını huzursuz eden en önemli konu normal doğum yapıp yapılamayacağını düşünmesidir.
Normal doğum yapma olasılığı %80 olurken geri kalan %20'lik oranlarda normal doğum şansı oldukça düşüktür. Ancak sezaryen doğum günümüzde çok yaygınlaşan bir uygulama olarak kullanılmaktadır. Daha önceki dönemlerde ilk olarak anne sağlığı ön planda tutulurken şu an anne ve baba bebek sağlığı birlikte ön planda tutulmaktadır. Bu nedenle de sezaryen çok yaygınlaşarak tercih edilmektedir. Risklerine bakacak olursak, sezaryen ile doğum mecbur kalmadıkça tavsiye edilen bir doğum tekniği değildir. Çünkü sezaryen doğumdan ziyade bir nevi operasyon gerektiren bir işlemdir. Karın bölgesine kesi uygulanmaktadır. Uygulanan kesiyle karın iç kısmında iltihap tehlikesi her zaman vardır. Ayrıca kesiye uygulanan dikişlerde kanama ve enfeksiyon oluşabilir. Sezaryen doğumlarda vajinal doğumlara oranla kan kaybı daha yüksektir. Sezaryen doğum şayet ikinci ya da üçüncü defa uygulanıyor ise ilk doğuma oranla daha fazla risk oluşturmaktadır. Oluşabilecek riskin nedeniyle ilk doğumda muhtemelen karın içinde yapışıklıklar oluşmuştur. İdrar yollarında hasar oluşma riski vardır. Sezaryen doğum sonrası dikiş uygulanan alanda oluşan ağrılar annenin hareketlerinde kısıtlama yaratacağından dolayı bebeğini emzirmede zorluk yaşayabilir. Sezaryen doğum şayet genel anestezi yardımıyla yapılmışsa anestezi ile alakalı problemler gelişebilir. Ayrıca sezaryen doğumlarda annenin hayatı normal doğumlara oranla yaklaşık olarak 4 kat daha tehlike altındadır. Sezaryen tartışmaları. Dünya Sağlık Örgütü, Haziran 2010 tarihinde sezaryen doğum ile ilgili önermiş oldukları %15 ideal oranını geri çekti. Resmi açıklamasında ideal bir oran verebilmek için herhangi bir deneysel kanıt yoktur. Sezaryene ihtiyaç duyan her kadın buna sahip olacaktır. Önemli olan da budur ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü, sezaryen doğum oranındaki artışın tek başına endişeye sebep olmayacağını fakat üreme modelini değiştirebileceğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü bir toplum için ideal sezaryen doğum oranının %15 olduğunu belirledi. Bir cerrah ise belirlenen bu oranın tutarlılığının olmadığını, ideal oran ile ilgili suni açıklamaların yapılmaması gerektiğini belirtti. İdeal sezaryen doğum oranına erişme hedefi anne ve yeni doğacak bebeğin muhtemelen en iyi sonuca varması üzerine inşa edilmelidir. İdeal sezaryen oranı bireysel ve sosyal durumlara bağlı olarak farklılık gösterecektir. Son yıllarda sezaryen doğum oranı hızlı bir şekilde arttı. Bunun gelişen teknolojiyle birlikte annenin doğum öncesi konuyla ilgili çok fazla bilgi edindiği ve buna bağlı stresten kaynaklanabileceğini ifade edilir. Bazıları ise sezaryen doğumun normal doğuma göre daha pahalı olmasından dolayı doktorlar tarafından daha çabuk önerildiğini iddia eder. Bu konu üzerinde yapılacak araştırma ve analizlerde ücret faktöründe göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilir. Konu hakkında Roy Kalachoff, Midwives Genel Sekreteri Louise Silverton, toplumun acı ve hastalığa karşı toleransının çok büyük bir ölçüde düştüğünü kaydeder ve kadınların normal doğum acısından korktuklarını, sezaryen yaptıkları takdirde herhangi bir acı hissetmeyeceklerini düşündüklerini belirtir. Silverton, kadınların doğum yapma özgüvenlerini kaybettiklerini iddia eder. Silverton'un analizleri bazı cerrahlar arasında tartışma yarattı. Farklı üniversitelerden doktorlar Silverton'un görüşlerini destekleyecek herhangi bir kanıtın olmadığını söyledi. Türkiye'ye bakacak olursak, 2012 yılında Türkiye'de başbakan, o döneme göre başbakan, şimdinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi. Ben sezaryenle doğuma karşı olan bir başbakanım ve bunların planlı yapıldığından, özellikle planlı yapıldığını biliyorum. Bunun bu ülke nüfusunun artmaması için atılan adımlar olduğunu biliyorum. Bunun bir taraftan da kendine mali kaynak teşkil etmesi için atılan adımlar olduğunu biliyorum ve bununla bu ülkenin nüfusu bir yerde donduruluyor demiştir. Bu sözler üzerine başlayan tartışmada konu günlerce tartışıldı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, gereksiz yere sezaryen oranlarını çok yükseltmiş olan özel hastanelerle ilgili yaptırımlarımız olacak. Bunu da önümüzdeki aylardan itibaren bütün Türkiye'yi yaşayacağız demişti. Toplumun değişik kesimlerinden bu açıklamalara tepki geldi. CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Aka, Başbakan'ın açıklamasını son derece hazin bulunuyorum. Başbakanın kadının bedeni üzerinden siyaset yapmayı bırakması gerekiyor. Özetle diyorum ki Başbakan vajini bekçiliğini bıraksın yanıtını verdi. CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur da artık bırakın başbakan olarak bu erkek milleti kadınları bedenleri üzerinden ellerini çeksinler. Ben bu tavrın bir zamanlar başörtüsü yasaklarından muzdarip bir parti başkasının ağzına yakıştıramıyorum dedi. Evet sevgili arkadaşlar, bunlar basında yer alan haberler. Ben sizlere basında yer alan haberleri dile getirdim.
birbirine söylenmiş, partiler arası söylenmiş sözler bunlar. Sezaryen'de seçim hakkına geçeceğim. Sezaryen cerrahi bir girişimdir. Bu sebeple de yalnızca gerekli durumlarda uygulanması önerilmektedir. Anne adayı için en ideal ve doğal doğum yöntemi normal doğum olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple de şartlar uygunsa anne adayı normal doğuma alınmaktadır. Ancak anne adayının tercihine göre sezaryen doğumda yapılabilmektedir. Tercihe bağlı doğum yöntemi tercih edilmesi doktorlar tarafından önerilmemektedir. Anestesiye gelecek olursak, sezaryen doğumlar mecburen anestezi yardımı ile yapılır. Ameliyatlarda genel olarak genel anestezi kullanılır. Ayrıca bazı durumlarda sadece belden alt tarafı etkisiz hale getirmek için epidural anestezi kullanımda tercih edilmektedir. Epidural anestezi ile anne adayı doğum boyunca ağrı hissine maruz kalmaz ve bebeğinin doğumuna şahit olur. Epidural anestezinin bir başka avantajı ise doğumdan sonra annelerin bebekleriyle daha çabuk temas haline geçebilmelidir. Dezavantaj olarak idrar kontrolü kaybedebileceğinden anneye sonda takılması ve birkaç saat için bacaklarda iz kaybına neden olabileceği sayılabilir. Sezaryen iki tür anestezi ile uygulanabilir. Genel anestezi uygulandığında hasta tamamen uyutulmaktadır. Diğer anestezi yöntemi ise belden aşağısının uyuşturulmasıdır. Bu anestezi türü de ikiye ayrılmaktadır. Spinal ve epidural anestezi. Bu anestezi şeklinde hastanın bilinci açıktır ancak belden aşağısı uyuşuktur. Spinal ve epidural anestezide belden omuriliğe ilaç uygulanır. Spinal anestezide etki ilaç uygulanır uygulanmaz başlar. Epidural anestezide ise etki 20 dakika sonra başlar. Spinal anestezinin etki süresi kısadır. İlaç yalnızca bir defa uygulanmaktadır. Epidural anestezi ise etki süresi daha uzundur ve gerekli durumlarda ilaç tekrar verilebilir. Sezaryen sonrası vajinal doğum. İlk doğumunu sezaryen ile gerçekleştiren bir annenin daha sonra normal doğum yapma olasılığı vardır. Ancak normal doğum ile başarı şansı %60 oranlarındadır. İlk doğumda sezaryen ile doğum gerçekleştiren annelerde ikinci doğumda sezaryen yapılmasına neden olan durum devam etmeyebilir. Mesela annede çatı darlığı sorunu var ise ve ilk doğum sezaryen ile gerçekleşmişse ikinci doğum sezaryen olarak yapılabilir. Fakat ilk doğumda bebeğin iriliği ya da daha farklı nedenlerden sezaryen ile doğum yapılmış ise ikinci doğum muhtemelen normal doğum olarak gerçekleştirilir. Sezaryen ile gerçekleşen ilk doğumdan sonra ikinci doğum normal olacak ise doğum eylemi yavaş bir şekilde ilerleyebilir. Ancak anne adayına uygulanan suni sancıyla doğum eylemi hızlandırılarak gerçekleştirilebilir. İyileşme dönemine bakacak olursak sezaryandan sonra, sezaryen doğumdan sonra hastanede kalış süresi 1-3 gün arasındadır. İyileşme süreci normal doğuma göre daha uzundur. Dikişler 1 hafta sonra alır. Dikiş yöntemine göre eriyen dikişler kullanılmışsa 1 hafta sonra dikişler kendiliğinden erir. Sezaryen doğum sonrası kesiklerin veya yaraların iyileşmesi ortalama 4-6 hafta kadar sürer. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, sizlere bu videomda sezaryen doğumdan bahsettim. Videomu beğenip yorum yapmayı ve ama düzgün yorum yapın lütfen. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.